Proje imza atıyorsunuz. Biz sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Ve bu şekildeki diyalogtan da biz memnunuz. Bu kapsamda yurt dışında da bazı şehirlerle, bazı belediyelerle kardeş şehir ilişkilerimiz devam ediyor. Azerbaycan'da Şeki Belediyesi'yle kardeş şehir ilişkilerimiz devam ediyor. İnşallah o da netleştiği zaman, bakanlıktan onay çıktıktan sonra onlarla kardeş şehir olacağız. İnşallah. Gazze Belediyesi'yle kardeş şehir oluyoruz. Bunun dışında Irak'ta Tel Afer'le kardeş şehir inşallah olacağız. So the new partners are Iraq, Azerbaijan, Bosna. Bunun dışında yurt içinde de bazı belediyelerle, örneğin Mardin Belediyesi ile kardeş belediye olduk. Orada bazı projelerimiz var. Mardin'de de projeler yapıyoruz. Also they are making projects not only in Konya but in other cities of the Turkey. So you know that Turkey is Konya, and this is really great. But I was wondering, are these European funds? Was it a European project? When we went to Sicily and saw those marvelous caves, it's like that. Not just only preserving, but also to tourists. Aziz Paulus'un orada ayinler yaptığından da bahsediliyor. Yaklaşık 150 tane de orada hane var. Orayla ilgili de bizim çalışmamız var. Eğer UNESCO'nun içerisine dahil edebilirsek de tarihi miraslar içerisinde Mardin'de olduğu gibi. It's known with industry, so it's the industrial city. Mm-hmm. Yeah, I saw a lot of fabrics. Yes, a lot of bunch of them. And it's like, if someone needs a job, mm-hmm. they can find easily in Konya. Like, doing projects like these, and what are your expectations? What do you expect to you personally, what do you expect to achieve? Bu tür projeleri desteklemekteki amacımız şu. Üniversitedeki gençlerle mümkün olduğunca bu ortak projeleri yapmaya gayret ediyoruz. İçerisinde direkt veya dolaylı yönden olmaya gayret ediyoruz. So, let me ask for a little bit deep note. This project is not theirs, this project is ours. So, the question about the how long we are doing that, you can ask me or just... Dünyada savaşın olmadığı, barış içerisinde insanların yaşadığı, hangi dine, dile, ırka sahip olsa bile birlikte barış içerisinde yaşayabildiği bir dünyayı hep beraber kurmamız gerekiyor. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır diyor.